25 Ocak, 31 Ocak haftası. Değerli Başak Burçları nasılsınız? Umarım her şey huzurda, mutlulukta, parada, aşkta, sevgide, her şeyle geçsin isteriz. Çünkü hayatta en önemli şey huzur, sağlık, mutluluk, sonra da para mı? İlk önce para mı? Karar veremedim. Yükselen ve Ay Burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli Başak Burçları. Astroloji, pardon, Akkaya Official Instagram sayfam. Takip etmek istiyorsanız da günlük burç yorumlarımı sadece o sayfaya birleştirdim. Diğeri çok yoruyordu. Sadece Akkaya Official'dan takip edebilirsiniz. Değerli Başak Burçları, duygusal konularda kendinizi eksik hissedebilirsiniz. Birilerinin sizi sevmeye, sizi tanımaya, size değer vermesine ve ilişki konusunda ciddi bir arayış haftanız olabilir. Geçmişte yaşadığınız duygusal travmalar hala hayatınızdaki yalnızlığınızın hatırası. O yüzden hem bir ilişkiye şans vermek istiyorsunuz, hem de geçmişte gelse de oradaki egomu da tamir edeyim. Yeni gelecek insana da şans vereyim evresindesiniz. Geçmişle ilgili ufak ufak paylaşımlar, mesajlar, görüşmeler söz konusu olabilir. Ama beklenmedik bir aşka da fırsat verme zamanı sizin için hayırlı olacak. Evet, çok işe kafayı taktınız. Maddi olarak evet, gün içerisinde kurtarmaya çalıştığımız mevzular var. Onu buraya koyuyorsunuz, bunu şuraya koyuyorsunuz ama parasal evredeki dengeler çok istediğiniz gibi olmadığı için endişeye doğru hareket ettiniz. Hatta biz ne yaparız? Bir iki ay daha böyle devam ederse ciddi anlamda risk alır mıyız dediğiniz noktada Allah'ın izniyle değerli başaklar, vicdanınız, merhametiniz ve içinizdeki ilahi olan sevginiz sizi çok büyük bir rahatlığa eriştirecek. Sadece sabrınız ve telaşta olmamanız, korkularınızı ön plana çıkartmamanız gerekiyor. Hatta aile işi yapanlar, özellikle kardeşinizle ya da annenizle ortak iş yapanlar da çok güzel bir değişim haftasına giriş yapacaksınız. Şubat sizin için çok bereketli olacak. Devlet ya da kurumsalda çalışan bazı başak burçlarında ciddi konularda rahatlama, yerinizle ilgili kaygı duyduğunuz noktalarda netliğe kavuşma söz konusu olacak değerli Başak Burçları. Yani siz gereksizce panik yapıyorsunuz, gereksizce korkularınız var. Bence onları böyle bir yavaş yavaş geri atıyoruz. Geri atıyoruz çünkü biz her şeyi başaracak enerjideyiz. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok diyorum. Evet, evli olan bazı Başak Burçları'nda boşanma evraklarınız hazır ama çocuklar yüzünden biraz daha şans vermek istiyorsunuz. Bence de şans verin. Bazen çocuklar için verdiğimiz şans kendi hayatımızı kurtarıyor. Onların da bu şansa ihtiyacı var diyorum. Ama dilimizi, ağzımızı, çocuklarımızın geleceğini yıpratacaksanız ayrılın. Ama çocukların yanında tartışmayacaksanız devam edin diyorum. Özellikle uzun süredir ev beni basıyor ve ev bulmamız lazım. Ev dar. Artık tahammül edemiyorum. Evet, maddi olarak da problemlerim var. Sürpriz bir ev kapınız söz konusu olacak. Taşınma anahtarınız var. Allah'ın izniyle iyi bir kapı sizi bekliyor olacak diyorum değerli Başak Burçları. Uzun süredir de anne babanızla alakalı ya da kardeşlerle bağı uzakta olan bazı Başak Burçlarında bir aile geç büyüklerimizi ya da bir hasta büyüğümüzü ziyaret edebiliriz. Biraz sıkıntılı bir dönem olabilir ama sonu biraz üzülebiliriz. Yani babaanne, anneanne ya da büyüklerimizle alakalı bir sıkıntılı bir hafta olabilir. Yani mümkün olduğu kadar sabırla devam etmemiz lazım. Uzun süredir de ailenizle alakalı yaşadığınız özellikle baba, amca, dayı soy baba, amca, hala soylarınızla alakalı kırgınlıkları devam ettirenler, özellikle o haneden gelecek bir hani barışma ifadesi bir şans kapısı gerektiğini düşünüyor değerli Başak Burçları. Bence fırsat vermeli miyiz? Yani vermeliyiz. Niye vermeliyiz? Çünkü çok uzun süredir içinizdeki yarımlıkları tamamlayacaksınız. Öfkenizi ifade edeceksiniz. Mantığınız doğrultusunda devam etmeniz gerekiyor değerli Başak Burçları. Haritanıza da bakıyorum. Bu ara çok fazla sık rüya görebilir. Hislerinizle alakalı konuşmalar, sesli konuşmalara kulak ardı edebilirsiniz. Evet, bu hisleriniz gerçekten sizin için doğru ve rüyalarınızda birebir çıkacak. İhmal etmeyin diyorum. Bu ara bir üzerinizde yorgunluk enerjisi olabilir. Aile büyüklerimizden bir kendinizi okutun. Nazar enerjisi, göz enerjisi almış olabilirsiniz. Ve bir de siz çok konuşmayı seven bir yapıya sahipsiniz ve kurallarınızı da koyan bir yapıya sahip olduğunuz için çevrede siz aslında hem mağduruz ama nasıl güçlü duruyoruz enerjisi vardır ya, herkes bizi kıskanır. Bu yüzden kıskanma haftanız olabilir. İhmal etmeyin değerli Başak Burçları, nazardan uzak duralım diyorum. Bir de
Telefon kaybı, telefonla alakalı sıkıntınız olabilir. Telefonla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Sol bacağınızda ağrılarınız olabilir. Tırnaklarda batık ya da ayak tırnaklarınızla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sağlığınızı da ihmal etmeyin. Bir de uzun süredir kulakta ağrılarınız varsa bir doktor yolu sizi bekliyor. İlişkisiz olanlarda muhteşem bir aşk enerjisi de var. Yeter ki aşktan vazgeçmeyin. Aşkla birlikte yoğrulun. Rabbim size en güzel kapıları aşkla sunacaktır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, umutla, aşkla kalın.